Selamlar herkese. Bugün Hecarim ile Zui ve Aurelion ile karşı oynuyoruz. Okey, aslında bunu aynen böyle bırakabilirim. Bunlar gayet güzel ya. Tabii Zui'ye karşı ne yapacağız çok merak ediyorum ben de. Ki gayet güzel. Burada artık Zui ile saldıramayacaktır. Keza bu kartı daha verimli kullanabilirdik ama yani şu anlık yapabilecek bir şey yok. Zui'si gitti adamın. Yani şöyle verim alabilirdik aslında o karttan. Yerdeki her efemeral kart için o kart +1/+1 alacaktı. Bir saldırı burada. Şimdi bu şarkıların en güzel yanı, ben başka bir efemeral kart oynadığım zaman onların yanına tekrar gelecek olmaları. Keza hızlı biçimde Hecarim'i de level atıyorlar. Burada Stalking Shadow oynayacağım. Okey, Soul Shepherd burada mükemmel. Oynadığımız her efemeral kartı +1/+1 veren bir kart. Keza kendisi de efemeral. Şimdi öncelikle Soul Shepherd'ı oynuyorum, efemeral olmayanı. Ardından efemeral, aslında şarkı oynamak daha mantıklı olacaktı. Hem +1/+1 alacak, hem yanına şarkı doğuracak. Sonraki saldırı sırası bize geçtiği zaman bunu oynayacağım ve yanına bu defa iki şarkı oluşturacak. Devam. Aslında şarkıların bir tanesini Fading Memories alarak kopyalasam güzel olabilirmiş. Neyse, bununla daha çok verim alacağım diyebilirim. Çünkü şöyle arkadaşlar, hani bunun efemeral olarak kullandıktan sonra yanında iki şarkı doğuracak. +1/+1 ek olarak bu da verecek. Bu ne abi? Sanırım burada Darkwater Surge'ı oynayacağım. 6'ya 6 olacak. Ardından bırakacağım. Burada amacım tamamen rakibin hani engel olmasını sağlamaktı. Şimdi öncelikle burada Fading Memories oynayarak bunun bir kopyasını alacağım. Ardından Ephemeral Soul Shepherd'ı oynayacağım. Oha, bir şey 8'e 8 verdi rakip ya. Böyle bir şey olabilir mi? Sanırım burada Blade Scout'u da oynayacağım. Elif olacak zaten, çok sıkıntı yaşamayacaktır. Ardından bu ikisiyle aynen saldıracağım. Ya bunlar 5'e 3 olacak, 5'e 3 olacak. Ardından +2/+2 vererek bunu öldüreceğim. Zaten rakip 0 manada, hiçbir şey yapamaz. Burada gördüğünden olacak arkadaş. Keza elimizde 2 efemeral daha var. Bir tane daha oynadıktan sonra Hecarim level atlayacak. Yani şu an gayet verimli bir durumdayız. Peki rakip ne oynayacak çok merak ediyorum şu an. Bunu 8'e 10 yaptın ha. Okey, paslıyorum. Overwhelm olmadığı sürece benim için hiçbir sıkıntı yok. Şimdi burada Destroyer'dan önce Hecarim'i oynayacağım. Hecarim 2 tane doğuracak, 2 tane şark doğuracak. Field Rush ne ya? Abi 10-10 Aurelion Sol, 10-10 Zui ne demek ya? Neyse, hala kazanma şansımız var diye düşünüyorum. Şimdi bu da efemeral değil mi? Yo, bu efemeral değil. Okey, bunu aynen bırakacağım. Tabi burada bloklaması hiçbir şey değiştirmeyecek. Çünkü oyun bitti. Hadi bakalım.
Ama tabii ilk önce Hecarim öldüğü için abi kaybettim. Allah'tan bloğumuz var elimizde. Devam. Ya burada ona sarayacağız artık. Ya şunları falan bloklayacağım, yapabilecek hiçbir şeyim yok. Şimdi 7'ye bunu oynasam. Ya oyna abi. 9'a 9. Aryon Sol'ünü kesebiliriz diyecektim ama artık hiçbir şey yapamayız. Hepsini vererek aslında bloklayabilirim değil mi? Okey, paslıyorum. Bu gidecek tabi. Burada bunu mu almak isterim? Bunu mu almak isterim? Tamam, bunu alacağım abi. Bunun karşısına da bunu koyacağım. Bunun karşısına bilerek en çok canlı olanı koyuyorum ki şey olmasın. Ya en azından Uzgar'ı elinden aldık ya. Burada bir de Zoe level atlarsa artık bittik gibi bir şey. Ama yapabilecek bir şey yok. Atrus ya. Bu işte güzel olabilir. Gerçekten güzel olabilir. Bunu oynayacağım. Rakip manasını harcasın abi. Lifesteal yapamayacak. Tamam, hiç problem değil. Hatta bununla oynasam, okey, tam malam da yetiyor abi. Direkt iki drainleyerek oyunu bitireceğiz. Ya burada can bastı, basamadı, bitti. Hadi bakalım. Okey, sıradaki maça geçelim arkadaşlar. Karşımızda şimdi Garen, Miss Fortune ve Queen var. Sanırım bunların hepsini geri göndereceğim. Elimde sadece Mask of Mother kalsın. Çünkü bu rakip tonla ünite inecek yere ve bizim hiçbir şey bulmamız çok can sıkıcı olabilir. Tamam, en azından Spoken Shadow'ları bulabildik. Yani dediğim gibi daha başlamadan 2 üniteyi direkt indi, direkt 1 manaya. Hats abi. Okay, burada Shark Carrier'ı oynayacağım. Bununla zaten bunu karşılamayacaktır. Olur da karşılarsa elindeki ünitenin gitmiş olması bizim çok işimize yarar arkadaşlar. Saldır. Hatta saldırmadan önce bunun bir ara adet Fading Memories'ini alacağım. Ki bununla saldıracağım zaman sürekli çıksın abi. Okey. Ya bloklaması benim gerçekten işime gelir ya. Çünkü zaten hani bu ünite elimde kalmayacak. Efemeral bir ünite diğer tur ikisiyle birden saldırsa direkt 4 hasara kafa atmamız gerekecekti. Bir şey değişmedi diyebilir miyiz? Yani Kent Block zaten oynamanın çok mantığı yok. Burada Mask of Mother oynamak da çok mantıklı değil. Grand Glade Zoo'dan da hani daha çok verim alabiliriz ama sanırım burada Green Glade Zoo'yu oynayacağım. Çünkü Mask of Mother'dan daha çok verim alma olasılığımız yüksek. Tamam, vur abi. Yani çok yapabilecek bir şeyim yok buna karşı. Tamam, devam. Şimdi burada kalan mana mı? Walking Shadow oynayacağım. Shadow ve Prentice oynayalım. Şimdi bu tur hem bununla çok sağlam bir hasar çıkartacağım. Öncelikle 2 manaya ilk Shark Carrier'ı oynuyorum. Ardından bu ikisini oynayacağım. Bu artı 2 artı 2 alacak. Bu 4 hasar çıkacak. Ardından diğerini de oynayacağım. Hatta burada şu konuda hata yaptım. Önce bunu oynayıp ardından bunu oynasam bu 3'e 3 olurdu. Şimdi burada direkt saldırıyorum. Bir Shark Carrier daha gelecek. Burada bloklamak isteyecektir bence. Ya bunları bloklayamaz. Ya burada yarı canı direkt aldık. Hatta yarı candan fazlasını aldık. Devam.
Ya burada turu bitiremez. Sadece bunlardan vazgeçmem gerekir ki bunlardan da seve seve vazgeçerim abi. Tamam, burada aslında öncelikle bir Stalking Shadow oynayacağım. Bunlar gayet güzel ya. Zaten saldıracak abi. O yüzden burada öncelikle efemeral olanı oynayacağım. 2'ye 2 bir ünite daha olsun bloklamak için. Tamam, onu çekti. Ardından bunu bunun karşısına koyacağım ve sadece 4 hasar alacağız. Hatta maske yok ya. Şeyin scout olarak gelmesi çok canımızı yaktı. Ya burada artık yapabilecek bir şey yok. Mask of Mother'lardan birini oynamam gerek. 6 hasar. Çok hoş değil. Okey, devam. Paslıyorum abi. Şimdi burada öncelikle Shark Crate oynayacağım. Tekrarımı daha oynamak istemiyorum. Tamam, manasını bunu harcamak benim için gayet güzel. Ardından bunu oynayacağım. Ama saldırı sırası bende yani. Devam. Burada hem Hecarim'de level atlatmış oldum. Rakip bir mana da burada 4 hasar vurmak isteyecektir ama ona izin vermeden buna artık vererek bunu da öldüreceğim. Keza rakibim burada Relis abi bayağı boşa çıkmış olacak. Biz burada 5 hasar vuracağız. Hatta burada yanlış oynadım. Bunu direkt bunlardan birine versem de oyunu bitirebiliyormuşum ama oyunu bir tık uzattık. Neyse, devam. En azından rakibin önünde ünite kalmadı. Keza şu an Atrocity ile bile direkt oyunu bitirebilirim. Sanırım burada öncelikle bir... Yok ya, rakip bir mana daha. Bir mana hiçbir şey gelmez diyeceğim de. Herhangi bir şeyle bir vurursa bunu boşa çıkartır. Okey, oyna abi Karibe. Burada bununla oynamaya bir tık korkacaktır diyecektim ama hiç korkmadı bile. Saldır abi. Paslıyorum. Ardından direkt open atak yapacağım. Bunların hepsi şey olacak. Artık kalacak. Ya burada Hecarim'in ölmemesi lazım aslında ama okey, bir manaya artık bir şey gelmez. Direkt Atrocity atıyorum ve oyun bitiyor. Ya burada hatta gereksiz bile uzattım yani. Daha da erken bitirebilirdim. Okey, sıradaki maça geçelim artık. Karşımızda şimdi Azir ve Renekton var. Direkt Mono Shroom'a destesi. Sanırım burada Doombeast'i geri göndereceğim. Bu ikisi elimde kalsın. Ya bu monoşuruma destelerine karşı abi Atrocity'nin ne olur ne olmaz her zaman bulunmalı. Keza Hecarim'de erken çekmemiz gayet güzel. Ya burada 4 hasar yiyeceğiz gibi bir şey olacak. Saldır abi. Hani zaten elimizde Darkwater Shirt var. Verdiği canın aynen geri alabiliriz. Keza biz daha fazla hasar çıkartacağız şimdi. Ve elimde 2 ünite birden olmuş olacak. Keza rakip 2 mana da. Hani çıkıp da çok bir şey yapamaz. Bir de bunların hepsi elusive olduğu için, yani şu turda oynayacaklarım elusive oldukları için ya blok da koyamaz. Tabii hiç 2 vermezse. Aa, 3 mana da değilmiş. Okey, devam. Bunu bayağı istiyor ha. Burada Stalking Shadow'u oynayacağım. Okey, burada 2 Green Glade Draw daha çekelim.
Şimdi burada aslında bunu oynamanın çok bir mantığı yok gibi bir şey. Çünkü Fearsome bir ünite, yani karşısına koyamam ve ben bunun elisi ününden hani fayda almak istiyorum. Ama böyle oynarsa da benim işime gelir. Böyle çekmesi lazım diyecektim. İyi, devam. Pas abi. Şimdi burada öncelikle Gringoletto'yu oynayacağım. Az önceki yapmaya çalıştığım komboyu şimdi yapmaya çalışacağım. Ardından Blade Scout'u oynayacağım. Peki, bütün manasını harca derim. Ardından burada direkt saldıracağım. Diğer turda bir şey oynamaya başlayacağı zaman, yani olur da bir kart oynarsa ve beklerse, Scourge oynayacağım. Tamam, bir manı da. Buna ekstra hiçbir şey yapamaz. Ayrıca bunun canını hasarını arttırdık. Yani bu benim daha çok işime gelir. Bu zaten öleceği için abi. Buna direkt Glimpse Beyond atıyorum ve kart çekmeye çalışacağım. Ya burada artık şarkıları çeksek bizim için gerçekten güzel olur. Ama bir Gringletto daha geldi. Harcadığımız kartları da geri aldım. Şimdi burada normal olanını oynayacağım. Bitir abi şunu. Dekanın... Ooo daha sıfır. Şimdi burada aslında diğerinde oynayacağım. Tamam, öldürdüm. Ardından Fading Memories ile bunu çekeceğim ve bunu aynen oynayıp Vulnerable özelliği vereceğim ve bununla Azir'i kesmeye çalışacağım. Rakip ama 7 manada. Rakibin elinden ne gelebilir? Tamam, hiçbir şey gelmiyor. Ardından bununla aynen saldırıp Azir'i öldüreceğim. Tamam, artı 1 artı 1 gelmesi bu tur vuruyor. Elini bayağı boşalttı ya. Hiçbir şey çekemiyor galiba. Diğer turda oyunu bitiremeyeceği için çok sıkıntı yaşamayız. Keza sıfırda. Olur da saldıracak olursa direkt öldürürüz abi. Tamam, Green Glade'i öldürmek istiyor. Ondan eminiz artık. Çek abi. Ooo. Kral bayağı bitirmeye oynamak istiyor da. Yapamazsın yani. Totalde 7 kart oynama hakkın yok. 6 kart oynama hakkın var. O da yere düşmüyor. Bayağı. Azir kartını boşa oynadım. Şimdi eğer ölmeyecekse ya bunu bunun karşısına koyacağım. Zaten hiçbir şekilde ölmüyoruz ama bu vulnerable. Yani çekmediği için yine sıkıntı yok. Bunu da böyle yapacağım. Yani 8 can. Sıkıntı yok abi. Ya hani bunu bunun karşısına koysam, bu fearsam bize sıkıntı yaratır. Oyun yine bitmiyor. İşte bu artık güzel geldi yani. Şimdi bu tur rakip hiçbir şey yapamıyorken Dark Winter Scourge'u oynayacağım. Ardından Mask of Mother'la bunu öldürerek Mask of Mother'a bunun bütün özelliklerini vereceğim. Şimdi 7'ye 7 bir Fearsome ünitem var. Ayrıca abi Lifesteal var. Şimdi öncelikle Soul Shepherd'ı oynayacağım arkadaşlar. Tamam. Ya bunda kesinlikle sıkıntı yok. Keza Renekton oynasa da yine de bunu seviye atlatamayacak. Şimdi burada Shark Carrier'ı oynayacağım. Hem bu 4 hasara çıkacak, hem bu buna artık artık verecek. Ve ben burada bir dakika
Bu üçüyle aynen saldıracağım. Aslında amacım elindeki kartları kullanması. Çünkü elinde eğer Rite of Negation varsa ciddi bir sıkıntıya girerim. Kaç veriyor? Artı 2 artı 2. Tamam. Elindeki üçüncü de... Elindeki kartları harcamasını görmek istiyorum. Tamam, Renekton'u geldi. Çok güzel. Tamam, 3'e düşürdü. Ya burada Rite of Negation çekmediyse bizim için güzel. Yine de bunun karşısında bunu bırakacağım. Bunun karşısında da bunu bırakacağım. Ve ne olur ne olmaz diye. Yok, hayır. Bir şey söyleyeyim mi? Öyle bırakıyorum abi. Rakibin son kartını görmek istiyorum. Şimdi 6'ya bunu oynasam 3-3 6 yapıyor değil mi? Onun yerine Mask of Mother oynasam. Yok, burada ekranimlerden birini de oynayacağım. Ki rakip elindeki son kart artık düşsün abi. Tamam, elindeki son kart dedikmiş. Ve ben burada şu konudan adım gibi eminim. Rakip hiçbir şekilde Rite of Negation çekmeyecek buradan. Çünkü şu an net bir biçimde rakibin ultiye ihtiyacı var. Paslayalım. Şimdi burada... Bunu da bunun karşısına alayım da. Burada aynen böyle saldırıyorum. Yani Rite of Negation olsa bile artık her şekilde oyunu bitireceğiz abi. İstediği kadar bloklayabilir. Okey, burada oyun bitmiştir artık. Yani burada Atrocity'ye gerek kalmadan oyunu bitirdik. Okey, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişsiniz. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.